Romanımızın adı Şato. Yazar Franz Kafka. Çeviren Orhan Tekin. Yayın evi Mavi Çatı Yayınları. 8. Bölüm. K, en başta sıcak odadaki hizmetçi ve yardımcı kalabalığından kurtulduğuna seviniyordu. Ayrıca hava biraz dona çekmişti. Yerdeki kar sertleşmiş, yürümek kolaylaşmıştı. Ne var ki kararmaya başlamıştı ortalık. Adımlarını hızlandırdı. Kenar çizgileri eriyip silinmeye yüz tutmuş Şato her zamanki gibi suskun duruyordu. Şatoda en ufak bir hayat belirtisi henüz görmemişti Ka. Belki bu uzaklıktan asla bir şey seçilecek gibi değildi. Ama yine de gözler bunu arzuluyor, sessizliğe katlanamıyordu. Ka Şato'ya bakarken bazen karşıda birini gözetlediği duygusuna kaplıyordu. Sakin, serin kanlı oturmuş, önüne bakıp duruyordu bu biri. Hani öyle düşüncelere dalmış, dolayısıyla dışındaki her şeye kapalı değil de tek başına kendisini bir gözetleyen yokmuş gibi sere serpe ve kayıtsız ama yine de gözetlendiğini fark ediyor, öyleyken serin kanlılıktan hiçbir şey yitirmiyordu. Ve gerçekten de bunun nedeni mi, sonuç mu olduğu belli değildi. Gözetleyen kişinin bakışları gözlediği kişi üzerinde tutamayarak aşağı kayıveriyordu. Bugün karanlığın erken çökmesi söz konusu izlenimi daha da güçlendirmişti. K baktıkça seçebildiği nesneler azalıyor, her şey o kadar daha çok karanlığa gömülüyordu. Henüz ışıkları yakılmamış beyler oteline tam varmıştı ki birinci katta bir pencere açılıp genç, şişman, bıyıksız, sakalsız, kürk paltolu bir adam dışarı sarktı ve bir daha da pencereden ayrılmadı. K'nın selamını en hafif bir baş eğmesiyle bile cevaplandırmaya yanaşmadı. Ne holde ne içki salonunda kimseye rastlamadı K. Bayat biranın kokusu son defadakinden daha da ağırdı. Böyle bir şeyle Zurbrich Oteli'nde karşılaşmazdı herhalde. K, daha önceki gelişinde Klam'ı gözetlediği kapıya doğru yürüdü hemen. Sakınarak kolu aşağı bastırdı. Ama kapı kilitliydi. Körlemesine elini gezdirip kapıdaki gözetleme penceresini bulmaya çalıştı. Ama tıkaç deliği öylesine ustalıkla oturtulmuştu ki aradığını bulamayarak bir kibrit çaktı. Bir çığlık işitip irkildi ansızın. Kapıyla tezgah arasındaki köşeye, sobanın yanı başına tor top bir genç kız tünemişti. Çakan kibritin ışığında zahmetle açtığı uykulu gözlerini dikmiş, K'ya bakıyordu. Anlaşılan, Freda'nın yerini alan kızdı bu. Az sonra kendini toparlayan kız düğmeyi çevirip elektriği yaktı. Hala korkmuş bir ifade vardı yüzünde. Derken, K'yı gördü. ''Ah, Bay Kadastrocuymuş,'' dedi gülümseyerek. K'ya elini uzatıp kendini tanıttı. ''Adım Pepi.'' Kısa boylu, pembe tenli, sağlıklı bir kızdı. Gür ve kızılımsı sarı saçları kalın bir örgü halinde sarkıyordu aşağı. Ayrıca lüle lüle yüzünü çevreliyordu. Gri, parlak bir kumaştan kendisine pek uymayıp yukarıdan aşağı dümdüz inen bir giysi vardı sırtında. Giysi, bir tokayla sonlanan ipek bir kemer yardımıyla çocuksu beceriksiz büzülmüştü. Öyle ki kemer beli sıkıyordu. Kız, Freda'yı sordu K'ya. Yakında yine dönüp dönmeyeceğini öğrenmek istedi. Neredeyse kötü niyetle sorulmuş bir soruya benziyordu. ''Freda gidince apar topar buraya çağrıldım.'' dedi ardından. ''Rastgele bir kimse burada işe yaramaz çünkü. Ben daha önce oda hizmetçisiydim.'' diyeceğim. ''Benim için hiç de iyi bir değiş tokuş olmadı. Akşam ve geceleri burada fazla iş var. İnsan çok yoruyor. Pek dayanamayacağım. Freda'nın işi bıraktığına şaşmıyorum doğrusu.'' K, Freda ile arasındaki görmezden geldiği ayrıma kızın dikkatini çekmek için ''Freda buradan pek memnundu.'' diye cevapladı. ''Ona inanmayın.'' dedi Pepi. ''Freda başka birinin kolay üstesinden gelemeyeceği gibi tutulabilir kendini. İtiraf etmek istemediği şeyi itiraf etmez ve itiraf etmesi gereken bir şeyi bulunduğunu da asla sezmez insan. Ne de olsa birkaç yıldır burada birlikte çalışıyoruz. Bir yatakta yattık hep. Ama kendisiyle içli dışlı da sayılmam. Beni kuşkusuz unutmuştur artık. Onun tek dostu belki Zurbrich Otelisi'nin yaşlı karısıdır. Anla sen artık.'' ''Freda benim nişanlım,'' dedi K. Ve bir yandan da kapıdaki gözetleme penceresini aradı. ''Biliyorum,'' dedi Pepi. ''Ben de onun için bunları anlatıyorum ya. Yoksa söylediklerim sizin için hiçbir önem taşımazdı sanırım.'' ''Anlıyorum,'' diye cevapladı K. ''Demek istiyorsunuz ki bu kadar dışa kapalı bir kızın gönlünü kazandığım için iftihar edebilirim.'' ''Evet,'' dedi Pepi.
ve Freda konusunda K'yı kendisiyle gizli bir anlaşmaya razı etmiş gibi memnun memnun gülümsedi. Ama K, zihnini kurcalayıp kendisini arama işinden biraz alıkoyan gerçek de Pepe'nin sözleri değil, onun dış görünüşü ve burada bulunuşuydu. Freda'dan çok daha ufak tefekti Pepe. Neredeyse henüz çocuksu bir hali vardı. Kıyafeti de gülünçtü. Besbelli içki salonunda çalışan bir kızın önemine ilişkin olarak kafasında yaşattığı tasarımlara uygun biçimde giyinmişti. Hani böylesi tasarımlara kapılmakta da haklıydı. Çünkü asla yakışmadığı bu iş öyle görülüyor ki hiç umulmaksızın, hak edilmeden ve ancak geçici bir süre için ona verilmişti. Freda'nın her vakit kemerinde taşıdığı küçük deri çanta bile kendisine emanet edilmemişti. Şimdiki işinden sözde memnun kalmayışına gelince, kendini beğenmişlikten başka bir şey değildi bu. Ama yine de o çocuksu aptallığına karşın belki Pepe'nin şatoyla ilişkileri vardı. Yalan söylemiyorsa o da hizmetçi yapılmıştı çünkü. Söz konusu ilişkilere sahip bulunduğundan habersiz, otel günlerini böyle uyumakla geçiriyordu. Bu kısa boylu ve tombul, bu balık sırtı vücudu kucaklamak söz konusu ilişkileri koparıp alamazdı Pepe'nin elinden. Ama Kaan'ın onlarla temasını sağlayabilir, onu önündeki çetin yol için gayrete getirebilirdi. Pepe de belki Freda'nınkinden farklı olmayacaktı. Ama hayır, farklı olacaktı. Bunu anlamak için Freda'nın bakışını düşünmek yeterdi. Asla Pepe'ye el sürmeyecekti Ka. Ama yine de bir an gözlerini kapamadan duramadı. İşte öylesine alçgözlülükle Pepe'ye bakıyordu. ''Işığın yakılması yasak.'' dedi Pepe ve düğmeyi çevirip elektriği söndürdü. ''Demin beni fena korkuttunuz. Onun için yakmıştım. Ne arıyorsunuz burada peki? Freda bir şey mi unuttu yoksa?'' ''Evet.'' dedi Ka ve kapıyı gösterdi. ''İçeride, odada bir masa örtüsü. Beyaz, örme bir şey.'' ''Doğru, Freda'nın masa örtüsü.'' dedi Pepe. ''Hatırladım, güzel bir iş. Örerken ben de kendisine yardım etmiştim. Ancak bu odada olacağını pek sanmıyorum.'' ''Ama Freda sanıyor. Kim kalıyor burada acaba?'' diye sordu Ka. ''Hiç kimse.'' dedi Pepe. ''Beyler salonu burası. Beyler burada yer içer. Yani bu işe ayrılmıştır salon. Ama beylerin çoğu yukarıda, kendi odalarında kalır.'' ''Şimdi içeride kimsenin bulunmadığını bilsem.'' dedi Ka. ''Girer, örtüyü ne güzel arardım. Ama belli olmaz ki. Örneğin, Klam sık sık oturur bu odada.'' ''Klam şimdi kesinlikle yoktur içeride.'' dedi Pepe. ''Çünkü yola çıkacak hemen. Avluda kızak hazır bekliyor.'' Birden nereye gittiğini söylemeksizin içki salonundan ayrıldı Ka. Holde kapıya gidecekken otelin içlerine yöneldi ve birkaç adım sonra avluya geldi. Ne kadar sessiz ve güzel bir yerdi burası. Dört köşe bir avluydu. Üç yanını otel çeviriyor, yoldan da Kaan'ın bilmediği bir yan sokaktaki beyaz bir duvarla ayrılıyordu. Ve o sıra açık duran pek büyük, hantal bir kapıyla donatılmıştı duvar. Avlu tarafından otel, ön taraftakine göre daha yüksek görünüyordu. Hiç değilse birinci kat sonradan adam akıllı genişletilmiş olup daha görkemliydi. Göz hizasında ufak bir aralık sayılmadı mı yekpare bir tahte galeriyle çevrilmişti. Kaan'ın karşısında biraz yanda yine orta bölümde ama karşı kanada orta bölümle kavuştuğu köşede binaya bir giriş bulunuyordu. Açık ve kapısızdı. Girişin önünde siyah ve üstü kapalı bir kızak durmaktaydı. İki at koşulmuştu önüne. Kaan'ın loşlukta aradaki uzaklıktan ötürü adeta görmekten çok tahmin ettiği sürücüden başka avluda kimseler yoktu. K, elleri ceplerinde, ihtiyatla çevresine bakınarak duvardan uzaklaşmaksızın avlunun iki yanını dolanıp kızağın bulunduğu yere geldi. Geçen defa içki salonunda gördüğü köylülerden biriydi sürücü. Kürke gömülmüş, hiç istifini bozmaksızın bir kediyi izler gibi karşıdan karşıya K'yı izledi. Yanına gelip dikilen K, sürücüyü selamladı. Karanlıktan ansızın bir adamın ortaya çıkışıyla atlar biraz ürkmüştü. Ama sürücü hiç oralı olmadı. Hani Kaan'ın da canına minnetti. Duvara yaslanarak yanında getirdiği yiyecek paketini çıkardı. Şükran duygusuyla Freda'yı anımsadı birden. Otelden ayrılırken eline böyle güzel bir yiyecek paketi tutturmuştu. Paketten çıkardığı yiyecekleri yerken bir yandan da binanın içini gözetlemeye koyuldu. Bir merdiven dik açılı bir dirsek yaparak yukarıdan iniyor, aşağıdan alçak ve ama uzun bir koridorla kesişiyordu. Her şey temiz, beyaz badanalı olup belirgin ve düz çizgilerle sınırlanmıştı. Bekleyiş Kaan'ın düşündüğünden de uzun sürdü. Çoktan yiyeceğini yiyip bitirmişti Ka. Hatırı sayılır bir soğuk vardı. Loşluk tam bir zifiri karanlığa dönüşmüştü.
Oysa hala kılam gelmek bilmiyordu. Daha çok sürebilir dedi ansızın, kaba bir sesle Kaan'ın burnunun ucunda. Öyle ki Kaan korkuyla sıçradı. Sürücüydü. Uyuyormuş da uyanmış gibi gerinip sesli sesli esnedi. Neymiş uzun sürecek olan? Diye sordu Ka. Rahatsız edildiğine doğrusu sevinmemiş değildi. Çünkü sürekli sessizlik ve merak duygusundan sıkılmaya başlamıştı. Siz gitmeden önce, dedi sürücü. Ka anlamadı ama bir şey de sormadı artık. Böyle davranmasının kibirli adamı konuşturmak için iyi bir yol olduğunu sanıyordu. Bu zifiri karanlıkta bir cevap vermeye yanaşmaması neredeyse sinir bozucuydu. Ve gerçekten de biraz sonra sordu sürücü. Konyak ister misiniz? Evet, dedi Ka, hiç düşünmeksizin. Önerinin çekiciliğine fazlasıyla kendini kaptırarak, çünkü üşümeye başlamıştı. O zaman kızağın kapısını açın, dedi sürücü. Yan cepte birkaç şişe var. Bir tanesini alın, önce siz içeceğiniz kadar sonra da bana uzatın. Üzerimde kürk olduğundan benim aşağı inmem pek güç. Bu gibi işlere koşulmak Kaan'ın hoşlanmadığı şeydi. Ama ne çare, sürücüyle konuşmuştu bir kez. Kızakta klam tarafından ansızın ele geçirilme tehlikesine bile göze alarak sürücünün dediğini yaptı. Geniş kapısını açtı kızağın. Kapının iç tarafına yerleştirilmiş bir cepten şişeyi hemen çekip alabilirdi ki, ama kapı açılınca kızaktan içeri girmek için öylesine bir istek duydu ki karşı duramadı. Sadece birazcık oturacaktı. Kapıdan usulca içeri süzüldü. Olağanüstü bir sıcaklık vardı kızakta. Kaan'ın kapamayı göze alamadığı kapı ardına kadar açık kalmasına karşın sıcaklık yine de kaybolmadı. Bir sırada mı oturuluyor, hiç anlaşılmıyordu. İşte öylesine battaniyelere, yastıklar ve küreklere gömülüp kalıyordu insan. Nereye dönerse dönsün olduğu yere gömülüyordu. Kolon iki yana açılmış, başı hep hazırda bekleyen yastıklara dayanmış, karanlıkta otelden içeri bir göz attı. Klam'ın gelmesi neden böyle uzuyordu acaba? Karda hayli süre dikildikten sonra şimdi de sıcağın etkisiyle sersemlemişti. Eh, artık çıkıp gelse ya Klam, diye içinden geçirdi. Ama bu durumda Klam'ın tarafında görülmemesinin daha uygun olacağı düşüncesini hafif bir hoşnutsuzluk uyandırarak şöyle bir belirleyip kayboldu içinde. Kendisinin kızakta olduğunu bilmesi gereken ve konyak falan istemeyip onun kızakta kalmasına ses çıkarmayan sürücünün davranışı da söz konusu düşüncesinin hemen yine unutulmasına katkıda bulunmuştu. Sürücününkine efendice bir davranıştı ama K da istediğini verecekti kendisine. Üşengeç yerinden kımıldamaksızın elini yan cebine uzattı. Ama pek uzağında kalan açık kapıdakine değil de arkasındaki kapalı cebe. Zaten hepsi birdi. Bu cepte de şişeler vardı. Bir tanesini aldı içlerinden. Kapağını açıp kokladı. Hemen bir gülümseme yayıldı yüzüne. Koku öylesine tatlı, öylesine okşayıcıydı ki adeta çok sevilen birinin ağzından övücü ve sevimli sözler işitiliyor ama övgü konusunun içeriği pek bilinmiyor, bilinmek de istenmiyor, yalnızca konuşanın sevilen biri olduğu kanısıyla mutluluk içinde bulunuyordu. Kendi kendine kuşkuya düşerek ''Bu konyak mı şimdi?'' diye sordu Ka ve merakla şişeden bir iki yudum alıp tadına baktı. Evet, ne tuhafsa konyaktı. İnsanın içini yakıyor ve ısıtıyordu. Ağzından neredeyse sırf baygın kokulu bir nesne olmaktan nasıl da çıkıyor, bir sürücü içkisine dönüşüyordu. Akıl alacak şey mi? Diye sordu Ka kendi kendine. Adeta kendini paylar gibi ve bir kez daha içti şişeden. Derken Ka tam şişeden uzun bir yudum alıyordu ki ansızın aydınlandı ortalık. İçeride merdivenlerle koridorda ve holde, dışarıda ise giriş üstünde lambalar yandı. Merdivenden inen ayak sesleri duyuldu. Şişe Kaan'ın elinden kurtulup yere düştü. İçindeki konyak bir kürkün üzerine döküldü. Ka kızaktan dışarı attı kendini. Kapıyı vurup kapayabilecek kadar vakti bulabilmiş, kapının kapanması büyük bir gürültüye yol açmıştı. Bir bay ağır ağır otelden çıktı. İşin rahatlatıcı yanı gelenin Klam olmasıydı. Yoksa işin asıl üzücü yanı mıydı bu? Kaan'ın daha önce birinci katın penceresinde gördüğü baydı gelen. Genç bir bay. Olabildiğine yakışıklı, beyaz ve kırmızı bir giysi vardı üzerinde ama pek ciddiydi. Ka da ciddi ve kasvetli bakışlarla bayı süzdü ama bu bakışlarla ona değil de kendisine bakar gibiydi. Keşke buraya yardımcılarını yollasaydı. Onun gibi davranmayı yardımcılar da becerebilirdi. Ka'nın karşısında dikilen bay hala susuyordu. O çok geniş göğsünde söyleyeceklerine yetecek kadar nefes bulamıyor gibiydi. Amma da rezalet, dedi sonunda. Ve başındaki şapkayı biraz geriye itti.
Nasıl? Kaan'ın kızakta oturduğundan belki hiç haberi olmamıştı. Rezalet diye başka şeye mi diyordu acaba? Yoksa Kaan'ın avluya kadar sokulması için mi söylemişti bu sözü? Biraz daha alçak sesle, adeta rahat bir nefes alarak "Buraya nasıl geldiniz siz?" diye sordu derken, ortadaki artık değiştirilemez duruma boyun eğmiş, ne biçim sorulardı bunlar? Nasıl cevaplardı? Acaba Ka onca umutlarla yollara düşüp buralara gelmesinin bir işe yaramadığını bayağı karşıda kesin ve açık itiraf etse miydi? Cevap verecek yerde kızağa döndü, kapıyı açarak içeride unuttuğu şapkasını aldı. Konyağın kızağın basamağında damlamakta olduğunu görünce canı sıkıldı biraz. Sonra yine bayağı döndü. Kızakta oturduğunu anlamasından hiç çekinmiyordu artık. Hem bu o kadar da kötü bir şey değildi. Sorulursa, ama ancak sorulursa, en azından kızağın kapısını açıp içeri girmesine sürücünün ön ayak olduğunu saklamayıp söyleyecekti. İşin asıl kötü yanı, bayın onu gafil avlaması, rahat rahat klamı bekleyebilmek üzere baydan gizlenecek vakit bulamayışı ya da kızakta kalıp kapıyı kapayarak kürkler üzerinde klamı beklemeyi, hiç değilse bu bay yakında bulunduğu süre kızak içinde kalmayı akıl etmemesiydi. Doğru, gelenin klam olmadığını nereden bilebilirdi ki? Klamı da kızak dışında karşılamak kuşkusuz çok daha iyiydi. Evet, pek çok şey üzerinde düşünmek gerekmişti aslında. Ama şimdi düşünecek hiçbir şey kalmamıştı. Çünkü her şey sona ermişti. "Benimle gelin," dedi bay. Hani emredircesine bir ton içermiyordu ses. Ama emir sözünün kendisinde değil, söze eşlik eden kısa ve kasten umursamaz el hareketinde saklıydı. "Burada birini bekliyorum," dedi Ka. Bir şey elde edeceği umuduyla değil de işte öylesine. Bunun üzerine "Geliniz," dedi bay yeniden. İstifini bozmaksızın, sanki Kaan'ın birini beklediğinden kuşku duymadığını göstermek gibiydi. "Ama gelirsem beklediğim kimseyle buluşamam," dedi Ka ve vücudunda bir an bir sarsılma hissetti. Bütün olup bitenlere karşın içinde öyle bir duygu vardı ki şimdiye kadar elde ettikleri bir çeşit mülke dönüşmüştü. Henüz bu mülkü elinde sımsıkı tutuyor olmaktan uzaktı ama rastgele bir emirle de elinden bırakması gerekmezdi. "Bekleseniz de, beklemeseniz de nasıl olsa buluşamayacaksınız," dedi bay. Kendi açısından kaba ama Ka'ya göre dikkati çekecek kadar yumuşak. "Madem öyle, ben de bekleyip buluşmamayı yeğlerim," dedi Ka dayatarak. Bu genç bayın öyle kuru sözleriyle elbette çekip gidecek değildi. Derken bay başını arkaya attı. Yüzünde bir üstünlük ifadesi, sanki Kale'nin anlayışsızlığından yine kendi akıl ve mantığına dönmek ister gibi bir an gözlerini kapattı. Dilinin ucunu az bir şey açık duran ağzının çevresinde dolaştırdı ve sonra sürücüye seslendi. "Atları çözün." Bayın direktifini hemen yerine getirmeye davranan sürücü göz ucuyla dik dik Ka'ya bakarak üzerinde kürk, sonunda yine kızaktan inmek zorunda kaldı. Baydan deminkine karşıt bir emir değil de Ka'dan düşüncesini değiştirmesini bekler gibi hayli duraksayarak atları kızakla birlikte geri geri sürüp otelin yan kanadına yaklaştırdı. Besbelli oradaki büyük bir kapının arkasında sundurmalı bir ahır bulunuyordu. Ka tek başına avluda kaldığını gördü. Bir yanda kızak, öbür yanda kendi geldiği yoldan genç baya uzaklaşmaktaydı. Her ikisi de yavaş yavaş gözden kayboluyor, sanki dilerse onları henüz geri döndürebileceğini Ka'ya göstermek istiyordu. Belki bu güç gerçekten vardı Ka'da ama böyle yapması bir işe yaramayacaktı. Kızağı geri döndürmek, kendisini burada kovdurmak demekti. Böylece meydanı elde bulunduran tek kişi olarak geride sessiz kala kaldı. Ama zevksiz bir zaferdi bu. Sırayla bir bayın bir sürücünün arkasından baktı. Kendisinin daha önce gelip avluya çıktığı kapıya ulaşmıştı bay. Orada bir kez daha başını çevirip Ka'ya baktı. Aşırı dik başlığından ötürü bayın kendisine başını salladığını görür gibi oldu Ka. Derken bay kararlı, kısa ve kesin hareketle dönüp hole girdi ve hemen gözden kayboldu. Ama sürücü daha uzun bir süre avluda kaldı. Çok işi vardı kızağın. Ağır ahır kapısını açması, kızağı geri geri sürerek yerine yerleştirmesi, koşumlarını çözüp yemliklerini başlarından geçirmesi gerekiyordu. Bütün bu işleri ciddi, tamamen kendi içine dönük, pek yakında çıkacak bir yolculuktan büsbütün umudunu kesmiş bir edayla yapıyordu. Göz ucuyla kendisine bakayım bile demeyen sürücünün bu sessiz sedasız çalışması, Ka için bayın davranışından çok daha sert bir paylamaydı adeta. Ve derken
ahırdaki işi biten sürücünün o ağır ve yalpalayan yürüyüşüyle avludan geçip büyük kapıyı kapayarak dönmesi, bütün bunları yavaş yavaş ve sadece kardaki kendi ayak izini seyrederek yapması, sonunda ahıra girerek kapıyı kilitleyip tüm lambaları söndürmesi, artık kimin için yanacaklardı diye yalnızca yukarıda ahşap galerideki aralık yer aydınlık kalarak sağda solda amaçsız gezinen bakışları biraz kendinden yana çekerek gibi olması üzerine JC'ye öyle geldi ki sanki kendisiyle bütün bu aylar koparılmıştı artık. Sanki şimdi her zamankinden daha özgürdü ve burada normal olarak ayak atması yasaklanmış böyle bir yerde dilediği kadar bekleyebilirdi. Sanki bu özgürlüğü de başkalarının pek üstesinden gelemeyeceği bir savaşımın sonunda ele geçirmişti ve kimse kendisine el süremez, onu bulduğu yerde sürüp atamazdı. Ama bir yandan da bu kanı da hiç değilse gene öyle güçlüydü ki içinde sanki bu özgürlükten, bu bekleyişten, bu dokunulmazlıktan daha saçma, insanı daha umutsuzluğa sürükleyen bir şey yoktu.